Herkese merhaba. 22 soruda inkılaplar, ikinci soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Buyurun başlayalım. Birinci soruyla başlayacağım. Aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalar arasında gösterilemez? Şıklara bir bakınız dikkatli bir şekilde. Aşar vergisinin kaldırılması, numune çiftliklerinin kurulması, tarım kredi kooperatiflerinin kurulması, açılması, ziraat enstitülerinin kurulması yeni Türk Devleti'nde tarımı geliştirmek amacıyla alınan önlemlere güzel birer örnektir. Sümerbank'ın kurulması bunlardan birisi değildir. O halde birinci sorunun cevabı ne olmalı? Denizli olmalı. İkinci soruya geldik. Yukarıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti'nin kuruluşundan 1920'ye esas alalım. TBMM'nin açıldığı tarih aklımıza gelsin. 1933'e kadar geçen dönemde sanayileşmenin istenilen seviyede gerçekleştirilmemesinde etkili değildir diye sordum. Şuraya 1933 tarihinde ekledim. Peki öncülere gelin birlikte bakalım. 1920-1933 arası sanayileşmenin istenilen seviyede olmama nedenlerinden birisi gelir seviyesinin düşük olması mıydı? Evet. Bir diğer neden özel sektörün yetersizliği, teknik bilgi ve kalifiye eleman eksikliği ve 1929 dünya ekonomik krizinin yarattığı tahribat mıydı? Evet. Sevgili arkadaşlar, İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması yeni Türk Devleti'nin kuruluşundan 1933'e kadar geçen dönemde sanayileşmenin istenilen seviyede gerçekleştirilmemesi etkili değildir. Mevcut problemi çözmek için zaten İzmir İktisat Kongresi toplanıyor idi. O halde ikinci sorunun cevabı ne olmalı? Edirne olmalı. 3'e geldik. Teşviki Sanayi Kanunu'nun istenilen sonucu vermemesi üzerine aşağıdakilerden hangisi uygulanmıştır? 1927 yılında özel sektörün sanayi yatırımlarını desteklemek amacıyla Teşviki Sanayi Kanunu çıkarıldı. Fakat beklenen sonuç alınamadı. Teşviki Sanayi Kanunu'nun başarısıza uğraması üzerine iş başa düştü. Misali devlet 5'er yıllık kalkınma planlarıyla sanayi hamlesini ne yaptı? Gerçekleştirmeye çalıştı. Üçüncü sorunun cevabı o halde ne olmalı? Bursa olmalı. Dördüncü sorudayız. Laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle yukarıdakilerden hangisinin kaldırıldığı ya da kapatıldığı söylenemez. Gelin öncüleri birlikte analiz edelim. Şer'iye ve evkaf vekaleti laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu mu? Evet. Peki 30 Kasım 1925 yılında tekke, zaviye ve türbeler laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle kapatıldı mı? Evet. 3 Mart 1924 yılında laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle halifeliği kaldırdım. Evet. Peki Medeni Kanun kabul edilmesi sonrası laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle Mecelle Ahkamı Adliye kaldırıldım. Evet. O halde dördüncü sorunun cevabı ne olmalı? Edirne olmalı. Erkan-ı Harbiye vekaleti laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılmamıştır. 4 ne olacak? Bir kere daha tekrar edelim. Edirne olacaktır. Beşinci soruya geldik. Türk Tarih Kurumu özellikle aşağıdaki dönemlerden hangisini araştırmak için kurulmuştur? Biz kimiz? Nereden geldik? Dünya kültür ve medeniyetine katkılarımız neler? Nerelere kadar yayıldık? Hangi devletleri, hangi medeniyetleri, hangi uygarlıkları kurduk gibisinden sorulara cevap bulabilmek amacıyla Türk Tarih Kurumu çalışmalarını yoğunlaştırmış. Özellikle İslam öncesi Türk tarihini araştırmaya gayret etmiştir. 5 ne olmalı? Ceyhan olmalı. 6. soruya geldik. Gibi inkılaplardan hangileri toplumsal hayatı laikleştirmek amacıyla yapılmamıştır? Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi ilgili bir inkılap mıydı? Şer'iye ve fıkıh vekaletinin kaldırılması. Evet. 30 Kasım 1925 tarihli tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması yine toplumsal hayatı, yaşayışı laikleştirmek amacıyla yapılan bir diğer inkılap mıydı? Evet. Saltanatın kaldırılmasıyla misak-ı iktisadinin kabul edilmesi toplumsal hayatı laikleştirmek amacıyla yapılan inkılaplara örnek olamaz. 6 o halde ne olmalı? 2 ve 4 yani Denizli şıkkı olmalı. 7. soruya geldik. Teşviki Sanayi Kanunu'ndan beklenen sonucun alınamamasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir? 1927 yılında özel sektörün sanayi yatırımlarını desteklemek amacıyla Teşviki Sanayi Kanunu çıkarıldı. Teşviki Sanayi Kanunu'ndan beklenen sonucun alınamamasında kalifiye eleman eksikliği, teknik bilgi yetersizliği, sermaye eksikliği ve 1929 dünya ekonomik krizinin yarattığı maddi ve manevi tahribat
etkilidir sevgili arkadaşlar. 7 o halde ne olmalı? Edirne olmalı. 8'e geldik. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde tam anlamıyla Avrupa'nın örnek alındığı söylenemez. Medeni kanun kabulünde İsviçre'yi örnek aldık. Latin alfabesinin kabulünde yine Avrupalı önde gelen devletleri örnek aldığımız aşikar. Milali takvim 1 Ocak 1926 tarihine itibaren yürürlüğe girdi. Yine Batı'yı örnek aldık. Metrik sistemde değişikliğe gidilmesine yine örnek aldığımız ülkeler Batılı ülkeleriydi. Kadınlara siyasi haklar verilmesi hususunda biz birçok Avrupa ülkesine örnek olduk. Yeni Zelanda'dan sonra Avrupa'da kadınlara siyasi anlamda ayrıcalık veren ilk ülke biziz. 8 o halde ne olmalı? Ceyhan olmalı. 9'a geldik. Cumhuriyet döneminde maden ve elektrik işletmelerini çalıştırmak için gerekli sermayenin toplanması amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? Cumhuriyet döneminde maden ve elektrik işletmelerini çalıştırmak için gerekli sermayenin toplanmasını sağlamak amacıyla Etibank kurulacaktır sevgili arkadaşlar. 9. sorunun cevabı o halde ne olmalı? Denizli olmalı. İş Bankası özel sektöre kredi veriyordu. Sümerbank da keza sanayi gelişmek amacıyla çeşitli önlemler almış idi. Denizbank deniz işletmelerine krediler sunmaktaydı. Sanayi ve Maden Bankası, Madenler Bankası'nın bir diğer amacı ise Osmanlı'dan kalma atıl durumdaki sanayi tesislerine krediler sunarak çalışmalarını sağlayabilmek için. 9 ne olmalı? Denizli olmalı. 10. soruya geldik. Aşağıdaki kanunlardan hangisiyle korumacı dış ticaret politikası uygulamaya konulmuştur? Şıklara lütfen bakınız. Gümrük tarife kanunu ile korumacı dış ticaret politikası uygulamaya konulacaktır. O ne olmalı? Edirne olmalı. Kabotaj kanunu 1 Temmuz 1926 yılında Türk karasularında yolcu ve yük taşımacılığı hakkını Türklere veren kanundur. Baltalık kanunu özellikle ormana yakın köylülerin, o köylerde yaşayan insanların ormanlara zarar vermesini önlemek amacıyla çıkarılmış, iki tarafı da ormanları ve bölge köylüsünü korumak amacıyla çeşitli hükümler içeren bir kanun idi. Teşviki sanayi kanunu biraz önce anlattım. Merkez Bankası kurulduktan sonra özellikle borsayla alakalı çalışmaları mümkün mertebe ne diyelim dengeli bir şekilde yapabilmesi için borsalar kanununda çıkarılacaktır. 10 ne olmalı? Edirne olmalı. 11'e geldik. İzmir İktisat Kongresi'nde kabotaj hakkının Türk gemilerine tanınması ve deniz taşımacılığının devlet tarafından teşviki karara bağlanmış. Çok güzel. Bu karar doğrultusunda çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? Biraz önce anlattım, farkında olmadan bu sorunun cevabını vermişim. Kabotaj kanunu ile Türk karasularında yolcu ve yük taşımacılığı hakkı Türklere bırakıldı. Milli Korunma Kanunu İnönü dönemini getirsin aklımıza, 1940. Beni Müskirat Kanunu Atatürk döneminde, özellikle 1. Tebemme döneminde içkiyi yasaklayan kanun. Nisab-ı Müzakere Kanunu yine 1. Tebemme tarafından çıkarılan bir kanun idi. Meclisin iç tüzüğü olarak da bilinebilir. Teşviki Sanayi Kanunu'ndan ise biraz önce bahis ettim. 11 ne olmalı? Bursa olmalı. 12. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan çağdaş bir eğitim altyapısı oluşturmak amacıyla yapılan inkılaplardan birisi değildir? Gelin şıklara birlikte bakalım. Medreselerin kapatılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü, 1 Kasım 28 tarihli Latin alfabesinin kabul edilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurulması çağdaş bir eğitim altyapısı oluşturmak amacıyla yapılan inkılaplara güzel birer örnektir sevgili arkadaşlar. Oysa Türk Tarih Kurumu'nun açılmasının böyle bir amaca yönelik olduğu söylenemez. 12 ne olmalı? Denizli olmalı. 13. sorudayız. Cumhuriyet döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi kapitülasyonların kaldırılmasına etkilidir diye sordum. Şıklara lütfen bakınız. Ben de kısa bir bilgi vereyim sizlere. Lozan'ın ilk tur görüşmelerine ara verildiği sırada 1. Türkiye İktisat Kongresi, sizlerin bildiği şekliyle İzmir İktisat Kongresi toplandı. Burada yapılan görüşmeler neticesinde misak-ı iktisadi kararları kabul edildi. Bağımsız ve milli bir ekonomik anlayış ortaya çıktı. Bu düşünce sonrası ne oldu? Lozan'da da kapitülasyonlar kaldırılmış oldu. 13 o halde ne olmalı? Bursa olmalı. 14. soruya geldik. Yukarıdaki inkılapların gerçekleştirilme sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Medeni kanunun kabul edilmesi 1926 diyelim. Soyadı kanunu deyince aklımıza 1934 yılı gelsin.
Aşar vergisinin kaldırılması 1925 sevgili gençler. Önce aşar vergisi kaldırıldı. Sonra medeni kanun kabul edildi. Sonra da soyadı kanunu çıkarıldı. 3, 1 ve 2 olmalı cevabımız. 14 ne olacak? Ceyhan olacaktır. 15. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşayışın düzenlenmesiyle ilgilidir diye sordum. Şıklara lütfen bir bakınız. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun kabul edilmesi toplumsal yaşayışın düzenlenmesiyle ilgili mi? Hayır. Peki ordunun siyasetten ayrılması anlamına gelen erkan-ı harbiye vekaletinin kaldırılması toplumsal yaşayışın düzenlenmesiyle ilgili mi? Hayır. Hilafetin ve saltanatın kaldırılması yine toplumsal yaşayışın düzenlenmesiyle ilgili mi? Hayır. Takvim, saat ve ölçülerde değişikliğe gidilmesi ama toplumsal yaşayışın düzenlenmesiyle alakalı inkılaplara güzel bir örnektir. 15 ne olmalı? Edirne olmalı. 16. soruya geldik. Atatürk dönemindeki gelişmelerden hangisinin başarıya ulaştığı söylenemez. Atatürk dönemini kastedilirken 1920-38 arasını alalım sevgili arkadaşlar. Milli egemenlik başarıya ulaştı mı Gazi Mustafa Kemal döneminde? Evet. Medeni kanun yürürlüğe girdi. Medeni kanun uygulanması başarıya ulaştı mı? Evet. Bağımsızlık Avrupalı devletler tarafından tanındı mı Lozan'da? Elbette. Eğitim ve öğretim faaliyetleri Gazi Mustafa Kemal döneminde yine birleştirildi mi Tevhid Teçhizat Kanunu'yla? Evet. Çok partili hayata geçiş denemeleri oldu ama başarıya ulaşılmadı. Hatırlayınız lütfen. 1930 sonrası bir daha çok partili hayata geçiş denemelerinde bulunulmadı Gazi Mustafa Kemal döneminde ölünceye kadar. Böyle devam etti. 16 o halde ne olmalı? Bursa olmalı. 17. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi çağdaşlaşma amacına yönelik gelişmelerden birisi değildir diye sordum. Gelin şıklara birlikte bakalım. Medeni kanunun kabul edilmesi, İsviçre Medeni Kanunu aklımıza gelsin. Eğitim öğretim faaliyetlerinde birliktelik sağlanması yani Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması, kadınlara siyasi ayrıcalıkların verilmesi ve miladi takvimin kabul edilmesi çağdaşlaşma amacına yönelik girişimler olarak ele alınabilir mi? Evet, 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olunması çağdaşlaşma amacına yönelik bir gelişme olarak değerlendirilemez. 17 ne olmalı? Edirne olmalı. 18'e geldik. Gibi gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir? Gelin öncülere yine birlikte bakalım. Hafta sonu tatilinin pazar gününe alınması 1935. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi 3 Mart 1924. Marif Teşkilatı hakkındaki kanun kabulü 1926 11 Mart'ı. Medreseler yaygın kabul şu kapatılması 11 Mart 1924. O halde en başta ne olacak? 2 olacak. Sonra medreselerin kapatılması gelecek sevgili arkadaşlar. Sonra şunu aldık, şu da gitti. Sonra Maarif Teşkilatı hakkındaki kanun kabul edilmesi gelecek 26 yılı. Sonra da 35 yılındaki gelişmemiz hafta sonu tatilinin pazara alınması gelecek. 2, 4, 3 ve 1. 2, 4, 3 ve 1 sevgili arkadaşlar. 18 ne olmalı? Bursa olmalı. 19'a geldik. Aşağıdakilerden hangisi medreselerin kapatılmasının nedenlerinden birisi değildir. Gelin şıklara birlikte bakalım. Kültür ikiliğine neden olması, laikliğe aykırı olması, çağın gerisinde kalması ve tutucu fikirlerin deniyor ki merkezi olması nedeniyle medreseler kapatıldı. Şapka kanunu çıkarıldı diye medreseler kapatılmadı. Alakasız bir seçenek. 19 ne olmalı? Denizli olmalı. 20'ye geldik. 30 Kasım 1925 tarihinde aşağıdaki inkılaplardan hangisi gerçekleştirilmiştir? Biraz önce farkında olmadan bunun da aslında cevabını verdim. 30 Kasım 1925 tarihinde tek kez zaviye ve türbeler kapatıldı. 20. sorunun cevabı ne olmalı? Edirne olmalı. Hilafet 24'te kaldırıldı. Medeni kanun kabul edilmesi, uygulanması 1926 yılında aklımıza getirsin. Şapka kanunun kabul edilmesi 25 Kasım 1925. Soyadı kanun kabul edilmesi bu ise 1934 yılına ait bir gelişme. 20'yi bir kere daha tekrar ediyorum. 20 ne olmalı? Edirne olmalı. 21'e geldik. Halk evlerinin resmi yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? Şıklara bakınız lütfen. İstanbul basınında milli mücadele karşıtı olan gazeteler hangileriydi? Peyami Sabah, Alemdar ve Türkçe İstanbul. Peki İstanbul basında milli mücadele karşıtı olan dergiler hangileriydi? Aydede ve Ümit dergileri. Belleten bizim de mahlas olarak kullandığımız Türk Tarih Kurumu'nun resmi yayın organı dergisinin adıydı. Sebil-ül Reşat İstiklal Marşı'nın yayımlandığı ilk dergiydi.
Halk Evlerinin resmi yayın organizası ise unutmayınız lütfen Ülkü dergisidir. 21 o halde ne olmalı? Ceyhan olmalı. 22'ye geldik. Teşviki Sanayi Kanunu'nun başarısız olması üzerine 1933 yılında ekonomik kalkınmamızı planlı şekilde yürütmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi uygulamaya konulmuştur? Biraz önce yine bunun da farkında olmadan cevabını verdim. Hatırlayalım lütfen. İş başa düştü misali devlet 5'er yıllık kalkınma planlarıyla sanayi hamlesini gerçekleştirmeye çalıştı. Birinci 5 yıllık kalkınma planından beklenen sonuç alındı fakat 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi 2. 5 yıllık kalkınma planının uygulanma ihtimalini ortadan kaldırdı. Milli Korunma Kanunu biraz önce söyledim. İnönü dönemiydi 1940. Kabotaş Kanunu Türk Karasularında yolcu ve yük taşımacılığı Türklere veren kanun. Baltalık Kanunu da yine biraz önce anlattım sevgili arkadaşlar. 22'yi bir kere daha tekrar ediyorum. 22 ne olmalı? Adana olmalı. Böylece bir soru çözüm videosunun bir kere daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar bir soru çözüm videosunda görüşmek dileğiyle ben hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kolay gelsin.